1986 yılında kurulan ve 1996'da şirketleşen Tempo Polyester, ilk dönemlerinde inşaat sektörüne su depoları, asit depoları, banyo küvetleri üretmiştir. Firma sonrasında ise cami kubbeleri üretimine başlamıştır. Firma Genel Müdürü Mikail Temuralay, firmalarının kuruluşu ve faaliyet alanlarını anlattı. Tempo Polyester 1986 yılında kuruldu. 1996 ben şirketleşti, ünite şirket oldu. Daha önce bu konuda inşaata dayalı su depoları, sanayiye dayalı asit depoları, kimyevi madde depoları yapıyorduk. Banyo küvetleri vesaire. Şu an bir Türkiye'de ilk olan kubbe işi ne kadar aklınıza geldi? Kubbe işi dedemden sonra bir çağrışım aldık. Yani insanları dedemin inşaatlar öldürüyor. Evet. Şeyle yani yola çıktı. Kendi pazarını nasıl bulur derken biz baştan bir ufak bir gazeteyle bir reklam yaptık. Evet. Ve bu konuda Türkiye çapında arayanlar oldu. Kendilerine bilgi verdik üretim hakkında. Fakat bazıları ikna oldu, bazıları olamadı. Çünkü canlı örneğini görmek istediler. Şu an uyguladığımız örnekler de var. Bundan sonra inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Mikail Temuralay sektörlerinde eleman yetiştiren okulların olmadığına vurgu yaparak kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini belirtti. İşçi eleman sıkıntısı var mı? İşçi sıkıntısı var ki bu işin bir okulu yok. Evet. Bunun okulu yok. Kalifiye eleman bulmakta tabii bir zorluk çekiyoruz. Fakat kendim İşi kendim bildiğim için kendim yetiştirebiliyorum. Şu an Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de her şey var. Her şey üretilebilir. Eskiden bir Avrupa merakı vardı Türkiye'de. Şu malzeme Avrupa'dır. Aman kalitelidir anlamında algılıyorduk. Oysa Türkiye'de üretilen malzeme Avrupa'dakinden çok daha kaliteli.